Avrupalılar bir zamanlar doktor için ne kadar iyi şeyler düşünmüş olurlarsa olsunlar, şimdi hızla gözlerinden düşüyordu. "İşte görüyorsun," dedi Keane kendinden hoşnut bir havayla. "Görüyorsun onu nasıl çökertiyorum. Dibinden testereyle kesilen bir ağaç gibi. Bir vuruş daha yedi mi devrilecek. En fazla 3 hafta içinde bu vuruşla yapacağım. Nasıl? Şimdi tam ona geliyorum. Sanırım senin de bunları duyma zamanı. Bu meselelerden hiç anlamazsın ama çeneni tutmayı biliyorsun. Tongva köyü yakınlarında isyan hazırlıklarından söz edildiğini duymuşsundur. Evet, çok büyük aptallık ediyor o köylüler. Hintli askerlerin karşısında ellerindeki dağlar ve kargılarla ne yapabilirler ki? Baş hayvanlar gibi vurulacaklar. Elbette. Eğer bir dövüş olursa bu katliama dönecek. Ama onlar yalnızca bir avuç boş inançlı köylü. Bütün inançlarını onlara dağıtılan şu saçma kurşun geçirmez yeleklere bağlamışlar. Böylesi bir cahillikten nefret ediyorum. Zavallı adamlar. Niçin onları durdurmuyorsun, Kopikin? Hiç kimseyi tutuklamaya gerek yok. Tek yapacağın şey köye gidip planlarını bildirin söylemek. O zaman bunu sürdürmeye cesaret edemezler. Oh, elbette. Eğer istersem onları durdurabilirim. Ama ben öyle yapmak istemiyorum. Bunun için nedenlerim var. Anlıyor musun Kim? Lütfen bu konuda çeneni tut. Buna benim kendi isyanım diyebilirim. Zaten bütün hepsini ben düzenledim. Ne? Makin prosunu düşürdü. Gözleri öyle kocaman açılmıştı ki göz bebeklerinin çevresindeki soluk mavimsi akları olduğu gibi görünüyordu. Dehşete kapılmıştı. Bağırmaya başladı. Hawking, ne diyorsun sen? Gerçekten böyle demiyorsun değil mi? Sen bir ayaklanma başlatıyorsun. Bu doğru olamaz. Kesinlikle doğru. Üstelik çok da iyi iş çıkarıyoruz. Rangon'dan getirdiğim büyücü çok akıllı bir adam. Sirklerde hokkabazlık yaparak bütün Hindistan'ı dolaşmış. Kurşun geçirmez yelekler Whitehall dükkanından getirildiler. Tanesi 1 rupi. Bana çok fazla paraya patladığını söyleyebilirim. Ama Paul Keane, bir ayaklanma, korkunç bir savaş olacak. O zavallı adamların hepsi öldürülecek. Aklını kaçırmadın emin misin sen? Kendine vurmaktan korkmuyor musun? Paul Keane yürüyüşünü kesti, şaşırmıştı. Neler söylüyorsun sen kadın? Neler geçiyor aklında? Benim hükümete karşı isyan edeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Ben 30 yıldır hükümete hizmet etmiş biri. Daha neler, yok öyle bir şey. Ben sana isyanı başlattığımı söyledim ama ona katılacağımı değil. Kellelerini tehlikeye atanlar o aptal köylüler, ben değilim. Bahseyin ve daha 1-2 kişiden başka hiç kimsenin benim bu ayaklanmayla bir ilgim olduğu ya da olacağı aklına bile gelmez. Ama onlar ayaklanmaya ikna edenin kendi olduğunu söylemedin mi? Elbette. Berafimi'yi hükümete karşı bir ayaklanma başlatmakla suçladım. Öyleyse bunu göstermek için bir ayaklanmaya ihtiyacım vardı, öyle değil mi? Ha, şimdi anlıyorum. Ayaklanma çıktığında da bunda Doktor Berafimi'yi sorumlu olduğunu söyleyeceksin, öyle mi? Kafan ne kadar yavaş çalışıyor. Bir aptalın bile bu ayaklanmayı yalnızca bastırmak için çıkardığımı görebileceğini sanırdım. Ben neydi şu Mr. McGregor'un söylediği şey? Ajan provokatör. Latince bu, sen anlamazsın. Ben bir ajan provokatörüm. Önce şu Tongva'daki aptalları isyan çıkarmaları için kandırırım. Sonra da isyancıları tutuklarım. Tam başlayacağı sırada ayaklanma önderlerini yakalayıp birer birer hapse tıkatacağım. Bundan sonra korkarım, biraz dövüş olacak, birkaç adam öldürülebilir. Daha fazlası da andamanlara gönderecek. Ama bu sırada ortaya çıkan ilk adam ben olacağım. Hawking, son zamanların en tehlikeli ayaklanmasını tam zamanda bastıran adam. Bölgenin kahramanı olacağım. Planlarından dolayı haklı olarak gurur duyan Hawking, yeniden ellerini arkasına kavuşturdu. Gülümseyerek odada aşağı yukarı yürümeye başladı. Makin bir süre sessizce bu planı düşündü, sonra konuştu. Hala bunu niye yaptığını anlamıyorum. Hawking, bütün bunlar seni nereye götürüyor? Ve bunun Doktor Veresami ile ne ilgisi var? Sana hiçbir zaman kafanı kullanmayı öğretemeyeceğim ki. En başında Doktor Veresami'nin bana engel olduğunu söylememiş miydin? Bu isyan ondan kurtulmak için.
Elbette hiçbir zaman isyandan onun sorumlu olduğunu kanıtlayamayacağız. Ama ne önemi var ki? Bütün Avrupalılar onun bir şekilde bu işe karşına inanmış olacaklar bir kere. Onların kafaları böyle çalışır. Artık yaşamı boyunca beni doğrultamayacak. Onu ne kadar karaya boyarsam, benim yaptıklarım o kadar parlak görünecek. Şimdi anlıyor musun? Evet, gerçekten anlıyorum. Bence bu çok kötü ve aşağılık bir plan. Merak ediyorum. Bunu bana anlatmaya utanmıyor musun? Haydi ki. Yeniden bütün o saçmalıklara başlamayacaksın, öyle değil mi? Hawking, niçin yalnızca kötülük yaptığın zaman mutlu oluyorsun? Niçin yaptığın her şeyi başkalarına kötülük getirmek zorunda? Görevinden atılacak olan o zavallı doktoru düşün. Vurulacak, bambularla dövülecek, ömür boyu hapse atılacak köylüleri düşün. Böyle şeyler yapman gerekiyor mu? Zaten bu kadar zenginken daha fazla parayla ne yapmak isteyebilirsin? Para mı? Paradan söz eden kim? Bir gün dünyada paradan başka şeyler olduğunu da anlayacaksın kadın. Örneğin ün, büyüklük. Bu olaylarda onlara gösterdiğim sadakat yüzünden büyük olasılıkla Burma yöneticisi göğsüme bir nişan takacak. Böyle bir anda sen bile gurur duymayacak mısın?